Merhabalar, Doktor Öz ve ekibi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Dilek Ekşi, yine güzel tariflerle birlikte kanalımızda sizlerle birlikteyim. Evet, bu defa sizler için yazın sonuna gelmişken şöyle bir kışa hazırlık serisi hazırlayalım dedik. Ve gördüğünüz gibi domateslerimiz, patlıcanlarımız, biberlerimizle birlikte karşınızdayız efendim. Şimdi gördüğünüz gibi ben ön hazırlığımı yaptım burada. Kaynayan bir tencerem ve içinde domateslerim var, fırına atacağım patlıcanlarım var. Aşama aşama hepsini hazırlayıp sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Şimdi öncelikle kışlık sos, menemenlik, işte pilavlarımızda nerede kullanmak istersek bu sosu her şekilde kullanabilir, kavanozlarınızda muhafaza edebilirsiniz. Ben genelde menemenlik, işte sos için bu nasıl derler, birçok tabiri var aslında bu çeşit domatesin. Yumurta domates derler, ziraat domatesi derler, ondan sonra birçok adı vardır ama uzun domates kullanıyoruz bu şekilde. Kabuklarından kolayca kurtulmak için ise yapacağımız işlem kaynar suyun içerisine şu şekilde alt kısmına şöyle bir artı işareti çizerek kaynar suyun içerisine bırakıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika bu şekliyle kaynayacak ve sonrasında ise hemen burada hazırlamış olduğum buzlu suyun içerisine bir şoklama işlemi yapacağız. Ve göreceksiniz birazdan da kolayca kabuklarından sıyırdıktan sonra kalan aşamalara devam edeceğim. Evet. Biberlerim var. Kırmızı biber, kapya biberlerim. Hemen elimdeki bıçakla şu şekilde bunlara da böyle bir hava oluşumu yapıyoruz. Bu da müthiş bir lezzetli sos oluyor. Salata oluyor. Kahvaltılarınızda, salatalarınızda, ana yemeklerin yanında garnitür olarak istediğiniz şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Ben bundan vazgeçemiyorum. Patlıcanı zaten genelde çok severim. Lezzetini. O yüzden köz olunca daha bir başka oluyor. Ben böyle bugün azar azar göstermek için 3'er tane, 4'er taneden yapıyorum. Şu şekilde domatesimi direkt koyacağım. Hadi bu bir taneyi de koyalım. Yaklaşık 30-40 dakika, siz zaten onu anlayacaksınız. Patlıcanlar güzel bir şekilde içini çekecek. Kabuklanma olduğu anda fırından çıkartacağız. Evet, patlıcan, biberler ve domatesler fırında pişe dursun. Ben buradan domateslerimi... Burada şoklama işlemi yapıyoruz. Şöyle bir çevireceğim. Birazdan kabuğundan ne kadar kolay ayrıldığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve pratik bir yöntem. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Kabuklarıyla yapan da var. Yani eğer midenize bir rahatsızlık vermeyecekse, kabuklarının renk verdiği düşünülüyor. Renginle işte yararlanmak istiyorsanız kabuklarıyla da yapabilirsiniz. Ama ben her zaman kabuklarından ayırarak yapıyorum. O yüzden sizle bu yöntemi paylaşmak istedim. Evet, son domatesimizi de soyduk. Kolay ve pratik bir şekilde dedik. Hemen ne yapalım? Tencere değişikliğine gidelim. Ben yine ocağımı açayım. Tenceremi alayım. Şimdi ise tenceremi yine ısıtıyorum bu şekilde. Bu arada ben 2 kilo domatesten yapıyorum şu anda. Şu şekilde, bakın hemen şöyle nasıl doğradığımı da görün. 4'e bölüyorum. Tencerenin içerisine biraz kaynayacak. Bundan şu anda sadece sos hazırlıyorum ben. Bütün domatesleri bu şekilde doğrayıp tenceremize koyacağız. Evet, domateslerin bir kısmını tencereme alıyorum. Orada 3 tane bıraktım. Şöyle bunun üzerine ilave edeceğim. Bunu da sonrasında menemenlik olarak yapacağız biberle birlikte. Şimdi kapağını kapatıp yaklaşık bir 30 dakika bekletiyoruz. Evet, şöyle bir mutfağımı toparladım. Gördüğünüz gibi hemen şöyle rondomu da hazırladım. Domatesleri rondoya alıp blend edeceğim. Sonrasında da menemenliğimize geçeceğiz. Şimdi yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ya da normal tuz da koyabilirsiniz. Bu şekilde bir 10-15 dakika daha kaynayacak. Sadece yapacağımız işlem bu. Kaynar hallerde ben bu şekilde küçük kavanozlarda, hatta daha küçüğü varsa böyle tek kullanımlık şekillerde yapıyorum bazen. Yarım litre, 1 litre şeklinde yapıyoruz.
sonra aşamayı göstereceğim. Hemen bu şekliyle, kaynar haliyle gördüğünüz gibi kavanozlarıma yerleştireceğim. Hemen sıcağı çıkmadan bu şekilde sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Soğuyana kadar kımıldatmıyorum. Soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde muhafaza ediyorum. Kavanozlardan da nasıl kullandığımı, ön hazırlığını birazdan da bahsedeceğim. Menemenliğimi hazırlamak için burayı bir toparlıyorum. Evet, hazırlıklarımızı yaptım. Ben biraz önce sosumun kaynamasını beklerken domateslerimi küp küp daha minik doğradım. Çünkü menemenlikte sos şeklinde kullanmak istemiyorum. Böyle domates biraz daha dişe gelsin istiyorum. Biraz da sivri biberlerimi doğradım. Ve kalan iki tane sivri biberimi de şu şekilde doğrayacağım. Öncesinde hemen birazcık sivri biberleri kavuracağım. Biraz geçtikten sonra, yaklaşık böyle 3 dakika falan kavrulduktan sonra hemen domatesleri koyacağız. Yine bir yarım saat kaynama işlemimiz olacak. Sonrasında da tekrar kavanozlama işlemi yapacağız. Hemen tencereme az bir yağ alacağım. Çok az zeytinyağı olmasına önem gösterin. Şöyle. Çok kavurmayacağız. Sakın unutmayın. Yaklaşık 2-3 dakika bir kavurma işlemi olacak biber için. Domateslerimizi de ufak ufak doğradık. O yüzden içerisinde kaybolmayacak biberler. 1-2-3 dakika bekleyelim. Hemen sonrasında domateslerimizi ilave edeceğim. Evet, hemen biberlerimin üzerine küçük küçük doğramış olduğum domateslerimi koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ben bunu hani menemenlik sos diyorum ama bunu ben evde çorbalarımda, bulgur pilavında, domatesli pilav yapmak istediğimde kullanıyorum. Hani adı menemenlik ama kullanım çeşitliliği bence çok geniş mutfakta. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 30 dakika yine yüksek ateşte bu şekilde kalacak. Hemen şöyle şey yapalım. Biraz da kaynamadan şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave ediyorum. Ölçülerimize sabit kalmıyorum. Ben şimdi burada bir kavanozluk gösteriyorum size. İşte 2 kilodan yapıyoruz, 1 kilodan yapıyoruz. Ama siz bunu kaç kilodan yapmak istiyorsanız ona göre arttırıyorsunuz. İşte biz bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Siz bir yemek kaşığı koyabilirsiniz. Bu şekilde ölçüyü kendinize göre arttırabilirsiniz. Evet, bir 30 dakika bekliyoruz. Evet, güzelce kaynayan menemen sosumuzu hemen hazırladığım kavanozuma alıyorum. Evet, tam yarım kavanozluk çıktı. Hemen sıcağı ile kapatıyorum. Ters çevireceğim. Ve domates sosumun yanına menemenlik sosum da hazır bir şekilde yerini aldı. Soğuyana kadar hiç kımıldatmıyoruz. Soğuduktan sonra kuru ve serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Evet, fırından çıkardığım patlıcan, biber ve domateslerim közlendi. Hemen kolay soyulabilmesi için bir yöntemi daha paylaşacağım sizlerle. Terletme yöntemi dediğimiz bir yöntemdir bu. Şöyle buzdolabı poşetimi açtım ve üzerlerini bu şekilde kapattım. Bu sayede ne olmuş oluyor? Üzerine poşet kapattık. Sıcaklığıyla birlikte poşetle orada bir buhar oluşumu oluyor ve benim ne işime yarayacak diye sorarsanız kabuklarını soymamda kolaylık sağlayacak. Ama bunu böyle soğutana kadar bekletmeyeceğim. Eğer soğursa tekrar bir sertleşme olur. Buharlaşma işlemimiz işe yaramaz ve kolay soyulmaz. Sırayla patlıcanla başlayalım. Şöyle ucundan tutun. Şu şekilde. Önce tırnağınızı açın. Eğer bakın şöyle parmağınızla yapabiliyorsanız. Ama çok dikkat edin, olur mu? İçinde buhar birikimi olabiliyor. Burada kendinize yakmayın tabii ki. Bunu artık şeyde yapanlar var. Evler tabii ki çok sıcak oluyor ve biz şimdi burada 3 tane patlıcandan yaptık ama böyle dediğim gibi 10 kilo, 20 kilolardan yapıp artık açık havalarda mangal üzerinde közleyenler var. Haklılar da biraz tabii ki. Ama biraz da zorluk çekmeden, zahmet çekmeden olmuyor. Çünkü şey misali düşünün. İşte Ağustos böceğiyle karınca misali düşünün. Biz şu an çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığını da kışın alacağız. Yiyeceğiz, lezzetleneceğiz. Lezzetlerden mahrum.
kalmamış olacağız. Evet, kolayca hazırladık. Şimdi sırayla bütün işlemleri bu şekilde yapacağım ve sonra doğrama işlemine geçeceğim. Evet, doğrama işlemlerimizi kolayca yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Son aşama. Yani kavanoza koymadan önceki küçük küçük doğrayıp karıştırma kısmına geldik. Çok da küçültmeden yapacağım. Sırada biberlerim. Şöyle dördünü birden doğrayabilirim. Hepsini kabuklarından ayırdım. Bunda sadece kullanacağım şey zeytinyağı olacak. Zeytinyağı olması da önemli hem lezzeti açısından hem de kavanozda yer vereceğimiz için. Şöyle domatesleri de yaptık. Tekrardan kabımı alacağım. İyice bir karıştıracağım. Şöyle. Şunu da yapabilirim. Hemen zeytinyağımı ekliyorum. Şöyle çok az bir şekilde. Buna tuz koymayacağım. Siz dilerseniz tuz koyabilirsiniz. Sarımsağını, tuzunu, limonunu, sirkesini çıkarttıktan sonra, yani kavanozunuzu açtıktan sonra ekleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemeler karıştı. Ve kavanozu doldurup tekrar ağzını sıkıca kapatıyorum. Soğuyana kadar sarın kuru bir yerde dolabınıza da alabilirsiniz bunu. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar pratik bir şekilde hazırladım. Hemen kenarlarını temizleyeceğim. Ve yine burada soğuyana kadar bu şekilde bekleyecek ve afiyetle soğuduktan sonra tüketeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi 3 farklı çeşitte soslarımızı hazırladık. Domates sosumuz, biberli domates sosumuz, yani bir şekilde hepimizin bildiği menemenlik sosumuz ve köz patlıcanlı biberli salata sosu, salatamız diyebiliriz buna. Şimdilik bu lezzetlerimiz bu kadar. Eğer beğendiyseniz ya da bize sormak istediğiniz yorumlarınız varsa alt kısımda yazabilirsiniz efendim. Sağlıkla, afiyetle kalın. Hoşça kalın.